Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepiniz saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle Kur'an ve İslam programının 280.sine gelmiş bulunuyoruz. Bu sohbette de yine Meryem suresinin kalan ayetlerine devam edeceğiz. 73. ayetteyiz. Bu bölümde Cenab-ı Hak müminleri bilgilendirmekte. Meali sunuyorum. Ve ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman o kafirler iman etmiş olan kişilere bu iki zümreden yani mümin ve Allah'ı inkar edenden hangisi makam, mevki bakımından daha iyi, düşüp kalktığı kimseler, örgütler bakımından daha güzeldir dediler. Bu ayetteki ifade açıkça şöyle denilmekte. Toplumda iki grup var. Bir saf müminler var. Bir de inkarcı kafirler var. Burada toplumdaki konumlarına bakarak kafirler diyor ki, şöyle bir araştırırsın bakalım. Kafirlerin konumu mu daha iyi, müminlerin konumu mu daha iyi? Evet. Bir baksınlar bakalım kimin daha güzel ve büyük evleri var. Kimin hayat standartları daha yüksek. Kimin daha muhteşem ve şaşalı meclisleri var. Eğer siz bütün bunlardan mahrum, biz ise onların hepsine sahip bir durumda isek, çok mutlu bir dünya hayatı yaşayan bizler mi, yoksa fakir ve zavallı bir hayat yaşayan sizler mi? Doğru yolda sayılırsınız. Buna karar verin. Dedikleri şu, adamlar da hani daha önce bunu müşriklerin ahiret inancı nedir diye bir programda bahsetmiştik. Adamlar da ahiret inancı olmadığından Allah'ın iyi insanlara dünyada bol nimet verdiğini, yani cenneti dünyada yaşattığını, kötüleri de dünyada süründürdüğünü söylemişlerdi. Özetle bunu şey yapıyorum. Bunlar da o günkü Mekke şartlarında müminlerin durumlarıyla kendi durumlarını araya getirerek, göz önüne getirerek kim Allah kimden yana düşünülse diye bir tez ortaya atılmakta. Şimdi bu şöyle bir şey var. Yani buna baktığımız zaman yine aynı o günkü hani inkarcıların, müşriklerin şaşalı bir hayatının olduğu, hayat standartlarının yüksek olduğu, müminlerin ise garibanlar olduğu bir gerçekti. Bugün de dünya toplumlarına baktığımız zaman mesela bir Hristiyanlarla, bir Yahudiler ve Müslümanların konumunu dikkate aldığımız zaman bu tezi herhalde birileri de yine söyleyebilmektedir. Şimdi bunlara şöyle bir şey var. Şimdi bunlara Cenab-ı Hakk'ın belirli bir şeyi var. Onu söyleyeyim size. Ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş o kişiler, iman etmiş kişiler için eğer bir hayır çıkar olsaydı, onlar ona bizim önümüze geçemezlerdi. Önce biz mümin olur, çıkarı biz alırdık dediler. Bununla kılavuzlandıkları doğru yola girmeyince de bu eski bir uydurmadır diyeceklerdir. Burada da yine kafirlerin, eğer ki müminlikte bir çıkar olsaydı, önce biz mümin olurduk. İman etmekte, müminlikte yani şirkten kurtulmakta bir yarar olmadığı için biz bundan vazgeçmiyoruz tarzında bir şey söylemişler. Hani bu eskiden bizde ülkemizde valinin biri de gençlere demiş ki, hani siz nasıl solcu olursunuz ki? Solcu olunacaksa, onda bir hayır varsa önce biz solcu oluruz, size düşmez demişler ya. Aynı kafa, aynı mantık. Şimdi önce bir de başka ayet sunacağım. Onlar sana çok düşük kimseler uyarken biz sana inanır mıyız dediler. Müminlere baktıkları zaman, ilk Müslümanlara baktığın zaman onlar garibanlardı, hani kölelerdi, yoksul insanlardı ya. İşte bir de bunu kendilerine göre ölçüm olarak kabul etmişlerdi. Enam 53'te ve biz
Allah aramızda bunlara mı iyilikte bulundu desinler diye onlardan bazısını bazısı ile böylece ateşlere sürükledik, imtihan ettik. Allah kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödeyenleri daha iyi bilen değil midir tarzında bir uyarı var. Şimdi uyarı devam ediyor 74. ayette. Halbuki biz onlardan önce mal ve gösterişle daha güzel nice kuşakları, asırlar halkını değişime yıkıma uğrattık. Allah diyor ki şimdi onlara dünyada kendilerinin şaşalı hayatının olduğunu, varsıl olduklarını iddia ediyorlar. Halbuki daha önce toplumları incelerlerse onlardan daha varsıl, onlardan daha çok mal ve gösterişe daha güzel nice kuşakları biz hepsini mahvettik, hepsini helak ettik. Şimdi daha şöyle özetleyeyim. Sizden daha varlıklı, daha sağlam evlere, eşyalara, güzel manzaralara sahip olan nice kuşaklar inkar ve yalanlamaları sonucu yok edildiler. Siz de bu zihniyette devam ederseniz aynen onlar gibi helak edilirsiniz mesajını veriyor Cenab-ı Hak. Şimdi aynı mesajı Yunus suresinin 13-14'ten. Ve andolsun ki sizden önceki kuşakları şirk koşarak, küfrederek yanlış yaptıkları zaman değişime, yıkıma uğrattık. Ve onların elçileri açık belgeleriyle gelmişlerdi. Zaten onlar inanacak değillerdi. İşte günahkarlar topluluğunu biz böyle cezalandırırız. Sonra nasıl amel edeceğinize bakalım diye onların sonrasından sizi yeryüzüne onların yerine getirdik. Evet. İnkarcılar daha önce de tarih sahnesine bakıldığı zaman şirk koşanlar, Allah'ın mesajlarını dikkate almayanlar yok edilmişler. Ve Allah onlara diyor ki özellikle Mekke müşriklerine sizden daha güçlüleri, daha iyileri vardı, yok edildiler. Siz de onların yerine gelmiş kimselersiniz, siz de aynı zihniyeti devam ettirirseniz siz de helak olursunuz. Şimdi Zuhruf 8'de de ve biz öncekilere de nice peygamberler göndermiştik. Onlar kendilerine gelen her peygamberi kesinlikle alaya alıyorlardı. Biz kuvvetçe onlardan daha güçlü olanları değişime yıkıma uğratıverdik. Öncekilerin örneği de geçti. Aynı ifade böyle şey yaptığımız zaman Kaf suresinin 36. ayetinde, Ali İmran 178'de ve daha nice ayetlerde Kur'an incelendiği zaman görülecektir. Şimdi bu gruba asıl vurucu cevap şimdi geliyor 75. ayette. De ki, kim sapıklık içinde olursa Rahman ona uzattıkça uzatır süre tanır. Sonunda kendilerine vaat edileni ki azabı, kıyametin kopuşunu gördükleri vakit artık onlar kimin makamca, mevkice daha şerli ve askerce, destekçe, kuvvetçe daha zayıf olduğunu bilecektir. Ve Allah kılavuzlandıkları doğru yola girenleri, girenlere kılavuzu artırır. Ve kalıcı olan düzeltmeye yönelik işler Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlıdır, sonuç bakımından da daha iyidir. İşte esas bu iki ayette de onların tezlerine karşılık gerekli cevap verilmekte. Evet, burada tekrar edelim birinci ayeti. Sapıklık bakımından kim daha şiddetlidir? Allah sapıkları Allah uzattıkça uzatır diyor, süre tanır. Sonra kendilerine vaat edilen yani ölüm, kıyamet vakti geldiği zaman artık onlar kimin makamca, mevkice daha şerli ve askerce, destekçe, güvece daha zayıf olduğunu bilecektir. Yani şimdi onlar mallarına, mülklerine, evlatlarına, çevresindeki beslediklerine güveniyorlar ama işte işin aslı öyle değil tarzında Cenab-ı Hakk'ın burada bir şeyi var. Öldükleri zaman, ölecekleri zaman mallarının, mülklerinin işe yaramadığını, hatta ahirette cehenneme giderken ne kadar fidye verecek olsalar bile kesinlikle kabul edilmeyeceğini yine onlarca ayette bildirmekte ama ben birkaçını hatırlatayım. Ve biz
Onların kalplerini ve gözlerini ilkin iman etmedikleri durumdaki gibi ters çeviririz ve biz de onları taşkınlıkları içerisinde kör ve şaşkın olarak bırakırız. İşte müşrikler, kafirler daima bu hayat içerisinde gerçeği görmeyen ve şaşkın şaşkın dolaşan kimselerdir. Ali İmran 172-173'te kendilerine yara dokunduktan sonra da Allah ve elçisinin davetine katılan kimseler, insanlar kendilerine şüphesiz insanlar size karşılık birlik oldular, onlardan ürperin dediklerinde bunun kendilerini inanç yönünden artırdığı ve Allah bize yeter, o ne güzel tüm varlıkları belirli bir programa göre uyarlayan ve program koruyarak, destekleyerek uygulayandır diyen kimseler, onlardan iyileştiren, güzelleştiren ve Allah'ın korumasına girmiş kimselere büyük bir ödül vardır. Evet, 76. ayetlerde bakın, ve Allah kılavuzları doğru yola girenlere kılavuzu artırır. Yani bir insan Kur'an'a sarıldığı zaman, Kur'an'la doğru yola girdiği zaman, Kur'an okuduğu zaman o konudaki inancı pekişir, daha da kendisini sağlamlaştırır ve her şeyine yeni bir kılavuz, yeni bir delil, yeni bir örnek, Allah'tan yeni bir mesajla karşılaşır. Kehf suresinin 46'ında onlara cevap, mal ve oğullar basit dünya hayatının süsüdür, kalıcı düzeltmeye yönelik işler ise Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır, ümit bağlama yönünden de daha hayırlıdır. İşte bu ayetler, yani insan kendisine Kur'an'ı kılavuz edindiği zaman, her okuduğunda kendisine daha yeni bir işaret, yeni bir kılavuz, yeni bir belge, yeni bir bilgiye ulaşmış olur. Çünkü nedir o? Şüphesiz ki biz rüşte kılavuzluk eden hayret verici bir Kur'an dinledik diye daha önce Cin suresinde konu edilmişti. Evet, insan Kur'an okuduğu sıra, Kur'an'ı rehber edindiği sıra her an için bilgisi artar. Sorunlarını daha iyi çözer. 77-80. ayetler. Peki, alametlerimizi, göstergelerimizi, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini kabullenmeyen ve elbette bana mal ve çocuk verilecektir diyen kimseyi gördün mü, hiç düşündün mü? Burada Cenab-ı Hak başka bir şeye dikkat çekmekte. Bu çok önemli. Bakın, alametlerimizi, göstergelerimizi yalanlayan, inkar eden ve üstelik de elbette bana mal ve çocuk verilecektir diyen kimseyi gördün mü, hiç düşündün mü? Bir insan tipi var burada. O inkarcı kişi bilmeyeceği, aklının ermeyeceği konularda bilgi sahibi olduğu ya da Rahman'ın katında bir söz mü aldı? Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Biz onun söylediği şeyleri yazarız ve onun için azaptan uzattıkça uzatırız. Ve söylediği şeylere biz mirasçı olacağız. Son söz ve uygulama bizimdir ve o bize tek başına gelecektir. Şimdi bunu ileride bu konuyu açan yine aynı surenin 92-94. ayetlerinde de gelecek şeydir. Şimdi burada bir insan tipi var. Bu zihniyet, bu bozuk zihniyetteki insan elbette bana mal ve çocuk verilecektir diyerek küstahça bir tavır sergilemekten. Zımnen açıkça şöyle diyor bu. Siz beni hatalı ve sapık bir insan olarak niteliyor ve ilahi azapla tehdit ediyorsunuz. Ancak gerçek şu ki bugün ben sizden daha zenginim ve gelecekte de elimdeki nimetlere sahip olmaya devam edeceğim. Mallarıma, servetime, zenginliğime ve benim oğullarıma bakın. Ve ondan sonra da bana Allah'ın azabının bunun neresinde olduğunu söyleyin. İşte o kafirler, işte bu zihniyettekiler, ahirete inanmayanlar, kendilerini cennette, yani dünyayı da cenneti yaşadıklarını iddia edenler, ölsek bile de, yani böyle biz yine de mal mülk sahibi oluruz. Çünkü şu yaşadığımız hayata bakacak olursanız, Allah'tan, Allah bizden yana
tarzında bir ifade kullanmaktadırlar. Tarihçiler yani bu kişinin Velid bin Muire olduğunu bahsederler. Bazı kaynaklar da bu kişinin As bin Vail olduğu noktasında birleşirler. Yani ki bunun da As bin Vail olduğu daha çok kabul edilen bir şeydir. Şimdi halbuki ayette Allah bunu karakterize ediyor. Zihniyeti ortaya döküyor. Böyle zihniyet taşıyanlar var diyor. Bunun kim olduğu önemli değil. Çünkü tarihe baktığımız zaman, hayata baktığımız zaman bu zihniyette olan, bu görüşte olan nice insanlar var. Hani bu şöyle bir şey var, yani bu zihniyet işte onun için ahiret inancı olmadığından dünyayı kendilerini sanarlar ve onunla bir hesaplaşma, yarın ahiret var falan dediğin zaman, şimdi bu zihniyette olanlar biliyorsunuz, sen burada bana bulgur ver, ben sana ahirette pirinç vereyim şeklinde yaygınlaşmış bir tekerlemede bu zihniyetin ifadesidir. İşte bu ayette konu edilen, yani bu kafada, bu zihniyette olanlara bunların da ahirette perişan edileceği Kur'an ayetlerinde ihtar edilmiştir ki bunu Enam 94'ten size sunayım ben. Ve andolsun ki siz, sizi ilk defa oluşturduğumuz zamanki gibi yapayalnız, teker teker bize geldiniz ve size verdiğimiz şeyleri arkanıza bıraktınız. Ve içiniz de kendilerinin ortaklar olduğuna inandığınız sözle desteklerinizi sizinle beraber göremiyoruz, görmüyoruz. Andolsun aranızda kesilme, kopukluk olmuş ve yanlış inandığınız şeyler kaybolmuştur. Şimdi bu ayetlerin bir ileride, yani şöyle daha geride ayetler gelecek. Bu surenin işte biraz evvelki bahsettiğim tarzda. Yaptığınız, yani güvendiğiniz mallınız, mülkünüz, çevreniz, evladınız, iyaliniz, ordunuz vesaire, onlar burada kalıyor, öbür tarafa gitmiyor. Siz orada tek başınıza, hani geleceksiniz, orada tek başınıza haşrolacaksınız. Ne makamınız, ne mevkiiniz, ne konumunuz hiçbir zaman için değer taşımayacak. Onun da biraz sonra ayetlerin daha net olarak gelecek inşallah. Şimdi devam ediyoruz. 81-82'de ve onlar kendileri için bir güç, şan, şeref olsun diye Allah'ın aslarından ilah edindiler. Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. O edindikleri ilahlar onların kulluklarını kabul etmeyecekler ve aleyhlerine dönüp karşı olacaklardır. Şimdi buraya baktığımız zaman burada zavallılara, yani varlıklı insanları, makam mevki sahibi olan insanları, yöneticileri, yani üst düzey yöneticilerini yalakalık olsun diye, onlardan bize biraz şan şeref gelsin diye, ben falanın adamı, filanın adamı, hani tarzında şeyler var ya, şimdi öyle şan şeref olsun diye Allah'ın aslarına ilahlar edindiler. Şimdi hayatta veyahut da değişik dönemlerde bu tip zihniyet, yani varlıklı insanların kapısında kul köle olma, padişahlara kul olma, yani hani Bektaşi fıkrası da var güzel. Bektaşi peşmürde kıyafetiyle sarayın önünden geçerken böyle atlas, ipek, ibrişimli kıyafetli bir tane muhafızı sarayın kapısında görüyor. Saraya girmek istiyor Bektaşi. Tabi zabıta buna engel oluyor. Ve sen kimsin diyor bu defa Bektaşi ona. Ben de diyor padişahın kuluyum diyor. O da tabi ister istemez ya Rabbi diyor, bir padişahın kuluna bak, bir de kendi kuluna bak falan diye bir de espri yapıyor. İşte padişaha kul olmadan veyahut da birbirinden başkasına kul olma, bunu değiştirebilirsiniz. Veyahut da bilmem falan adamın filan adamı onu ilahlaştırıp, Rableştirip, yani insan boyutundan çıkarıp, öyle o kul olanlara da burada bir ihtar var.
Şimdi sen o padişaha, o üst yöneticiye, devlet başkanına veyahut da hocaya, hacıya neyse yani onlara kulluk ediyorsun. Onları ön plana çıkarıyorsun. Onları ilah ediniyorsun ama kesinlikle düşündüğün gibi değil. O ilah, senin edindiğin ilah var ya, onların kulluklarını kabul etmeyecekler ve aleyhlerine dönüp karşı olacaklardır. Yarın ahirete geldiğin zaman onlar senin kulluğunu kabul etmeyecek. Reddedecek. Ben bundan kendime kul olmasını istemedim diyecek. Şimdi zaten Yasin suresinde daha önce geçtiydi 74-75'te. Ve onlar kendileri yardım olunmaları için Allah'ın aslanından ilahlar tanrıları edindiler. Yardım görmeyi için işte birilerinin kapısında kul oldular ama onlar onlara yardıma güç yetiremezler. Halbuki ilah edinenler sözde ilahlar için hazır askerlerdir. Dikkat edecek olursa buradaki mantık çok güzel bir şeydir. Yani yeryüzünde tapılan adamlar var ya, şıhlar, şeyhler, gavslar, kutuplar, ahtaplar, devlet başkanları, şunlar bunlar var ya, düşünülürse onları bu insanlar kendileri yaratmıştır. Kendileri besliyorlar, kendileri ayakta tutuyorlar. Yoksa onların kendilerinin ben ilahım demesinden, ben Rabbim demesinden falan kaynaklanmıyor. Hani şey vardır meşhur, şeyh uçmaz, mürit uçurur derler ya. İşte o sahte tanrıları da, sahte rafları da, tağut bozuntuları da ayakta tutan onlardır. Yani şöyle diyelim, diğer bir hususla, daha önce aynı ifadeyi kullandım. Şöyle, firavunlar gökten inmez yani. Firavunları, toplumun firavunlarını her zaman işte tarih incelendiği zaman göreceğiz ki o toplumun insanları üretmiştir. Onlar kendileri yaratmıştır. Evet, şimdi aynı şekilde bu sahte tanrıların ahirette tanrılıklarını kabul etmeyecekleri, reddedecekleri Kur'an'da aşağı yukarı 15-20 tane ayette yer alır. Şimdi şöyle birkaçını nakledeyim buradan. İnsanlar bir araya toplandığı zaman da taptıkları kimseler kendilerine düşman oldular ve onların kendilerine tapmalarını kabul etmeyenler idiler. Evet. İş resmiyete döktüğü zaman, iş ciddiyete bindiği zaman onların hepsi kesinlikle bu işi reddetmekte, kabul etmemekte. Sen beni Rab olarak görmüşsün, beni ilah olarak görmüşsün, şirk koşmuşsun ama ben böyle bir şey istemedim senden diye onu reddedecekler. Kasas 63'te haklarında söz gerçekleşen kimseler, Rabbimiz işte bunlar bizim azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak işte bunları da öyle azdırdık. Biz sana karşı uzak olduk, onlar da bizlere tapmıyorlardı derler. Yani kendi kendilerine, kendileri yapmış, kendileri tapmış şeyi söz konusu oluyor. Şimdi yine Enam 22-23. Ve o gün hepsini toplayacağız. Sonra biz ortak koşan kimselere hani nerede o gerçeğe aykırı olarak inandığınız ortaklarınız diyeceğiz. Sonra onların ateşlere atılmaları. Rabbimiz Allah'a kasem olsun ki biz ortak koşanlardan değildik demekten başka bir şey değildi. Ve o şartlarda bile kendi şirklerini kabul etmeyecekler ama ne yazık ki dünyada yaşarken şirk koşmuşlardı. İnsanları veyahut da dediğim gibi cansız varlıkları Tanrı ilah edinmişlerdi. Bunun da cezasını çekeceklerdi. Şimdi bu konuyu Furkan 17-19'da kapatayım. Ve o gün Rabbin onları ve onların Allah'ın aslarından taptıkları şeyleri toplar da siz mi saptırdınız şu kullarımı yoksa kendileri mi o yolu kaybettilerdir. O sahte ilahlar derler ki yani bu ister firavun olsun, devlet başkanları olsun, evliya dedikleri çakma kişiler olsun, gavslar, kutuplar vesaire. Tüm noksanlıklardan arındırır seni. Senin aslarından yardım eden, yol gösteren ve koruyan yakınlar edinmek bize yakışmaz. Ama sen onları ve atalarını öylesine nimetlendirdin ki öğüdü kitabı terk ettiler ve değişime yıkıma uğramaya giden bir topluluk oldular. Evet, yukarıdaki ayette biliyorsunuz şirk koşmanın şeyi kapı kulluğundan şeref kapmaktı, nimet kapmaktı. Yani yalakalığın da bir şeyi vardı, bir amacı vardı. Oradan nemalanmaktı. İşte onun diyor, öğüdü kitabı terk ettiler ve değişime yıkıma uğramaya giden yolu, giden bir topluluk oldular. Onların amacı da bu.
Şimdi ayetlerdeyiz. Görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Şüphesiz biz şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik. Onları kışkırttıkça kışkırttık. Burada Cenab-ı Hak, yani bu şöyle bir şey söyleyeyim. Yani şeytanları Allah yolu da insanlara musallat ediyor anlamıyla değil. Yani herkes sevdiğiyle beraber olunca onlar şeytanlarla beraber yaşıyorlar. Şeytanlarla beraber oluyorlar gece gündüz. Ve öylece de şeytani zihniyetin öngördüğü işleri yapıyorlar. Şimdi aynı şeyi Zuhruf suresinin 36-37. ayetinde görüyoruz. İbrahim 42'de görüyoruz. Lokman 24'te görüyoruz. İbrahim 30'da da ve nankörler onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler oluşturlar. De ki yararlanınız artık şüphesiz dönüşünüz ateşedir. Bunların geçici bir şey olduğu. Mutlak surette yani şeytanların bulaştığı, şeytanlık kimselerin önerdiği işleri yapan adamların belki dünyadayken ufak tefek menfaat sağlayacakları, çıkar sağlayacakları ama ondan sonra da kesinlikle zarar görecekleri, ateşe atılacakları burada ihtar edilmekte. Bu noktadan, bu şeyde burada bir şey hatırlatayım. Demin dedim ki Allah şeytanları başlarına hani musallat eder dediği zaman Allah zoraki götürüp de onlara zoraki şeytan bir şey yaptırtmaz. Şimdi bunu daha önce Sad suresinin 82 ila 85. ayetlerinde çok net olarak ifade edilmişti. İblis hatırlarsanız böyle bir şey sahnesi vardı. Canlı sahne olarak Allah şey yapıyordu. Bir sahne kurmuştu. Orada İblis, Adem, melekler vardı. Allah vardı. Öyle bir sahne yani. Orada işte bu İblis'i süre aldığı zaman İblis'in bir ifadesi vardı. İblis öyleyse en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip oluşuna yemin ederim ki ben onların hepsini bak ama hepsini ama bir istisna var. İşlerinden arıtılmış kulların hariç kesinlikle azdıracağım. Demek ki buradaki bu ifadeden anlaşılan o ki insan saflaşırsa eğitimini, öğretimini, şeytan kimdir, iblis nedir vesaire bunları iyi öğrenirse oyuna gelmez. İblisin, şeytanın kesinlikle o kimseye yani daha doğrusu arıtılmış kimselere herhangi bir zararı olmaz. Ama burada şimdi burada hani şeytandan bahsettik de şeytan kimdir? Biliyorsunuz bunu çok çok defalarca anlattık. Şeytan yani folklorik anlamıyla halk kültüründeki anlamında değildir. Şeytan Kur'an'ı tabirle özetliyorum. Haramın yenmesini, haksız kazanç elde edilmesini emreden ve öneren, kötülük ve hayasızlık ve Allah'a karşı bilmediğimiz şeyleri söylememizi emreden, fakirlikte korkutan, kuruntulara düşüren, Allah'ın yaratıklarını değiştirmeyi emreden, kandırmak için bize yaldızlı sözler fısıldayan, vesvese verip bizi kışkırtan, zihnimizi bulandıran, yaptığımız amellerle bizi şımartan, bizi azdıran, İçki, uyuşturucu ve kumarda aramıza düşmanlık için sokmak isteyen, Allah'ı anmaktan ve ona salattan, niyazdan bir geri kalmak isteyen kişiler, güçler ve huylardır. Evet, bu dediğim gibi hariçte insanın mücadele edemeyeceği bir yani diyelim ki latif varlık olup da yakalayamadığı, tutamadığı, kontrol altına alamadığı bir varlık olup da şeytan onları böyle insanları azdırıp kötüye götürmez. Şeytan ya insanın içerisindeki dediğim gibi ilk aklına gelen düşünce dediğimiz indirekte bir iblistir ya da çevresindeki bu sıfatları taşıyan kötü kişilerdir. Ve işte arıtılmış insan diyor Allah, arıtılmış insan kendisini bilgilendirmiş insan onun oyununa gelmez, onun sürekli söylediği ıvaları veyahut da telkinleri dikkate almaz, kendisini kurtarır. Ama arıtılmamış, çıkarını yani mala mülke böyle bağımlı kalmış,
onlarla özdeşleşmiş kimselerden mutlaka onun tuzağına düşer. Şimdi Cenab-ı Hak açıklamalara devam ediyor. Öyleyse onların zararı için acele etme. Peygamber'e hitap. Şüphesiz biz onlar için saydıkça sayıyoruz. Yani kitabın şeyini tutuyor, sayfalar dönüyor. İşte onlara bir ömür şey yaptıydı da, 3 günü kaldı, 5 günü kaldı, 10 günü kaldı. Onun hesabını biz tutuyoruz. O gün, çok önemli bir ifade, Allah'ın koruması altına girmiş kişileri Rahman'a, bakın, Allah binekli heyetler halinde toplayacağız. Bu çok güzel bir ifade, çok anlamlı bir ifade. Allah burada buyurur ki, takva sahiplerini, müttakileri Allah'ın koruması altına girmişler. Hani yukarıda bahsedildi ya, kafirler orada dizüstü çökmüş olarak oraya gelirlerdi ya. Müminler ise, Allah'ın koruması altına girmiş insanlar ise, binekli heyetler halinde toplayacağız. Bu binekli heyet dediğimiz zaman, şimdi de böyle hani şey var, yani bugün işi bir sultan, bir kral, bir padişah, diyelim ki bir devlet başkanı, hani bir yerlere gittiği zaman, kabul edildiği zaman, işte oranın milli marşıyla, askerleriyle, merasim mangasıyla, bölüğüyle vesaire nasıl şey yapıyorsa, onlara da sanki padişah gelirmiş gibi, heyetler halinde, çevresinde avanesiyle vesaire bu şekilde heyetler halinde toplayacağız diyor. Bu müminler için çok büyük bir müjde ve bir gurur kaynağıdır. Şimdi yine bilgilendirme devam ediyor. Suçluları da susamış olarak cehenneme süreceğiz. Şimdi çok enteresan. Bakın susamış olarak cehenneme süreceğiz. Şimdi bu ayet biliyorsunuz Arabistan coğrafyasında indiğinden ilk defa Arabistan coğrafyasındaki susuzluk cezasını bilirsiniz. O sıcağın altında susamış bir insanın neler çektiğini, neler çekmekte olduğunu bilirsiniz. İşte bir de üstelik cehenneme süreceğiz. Evet susuz, çile çekerken o cehennemin avlusu vardı biliyorsunuz. Oraya uğramışlardı. Oradan susuz bir taraftan müminler, dediğim gibi binekli heyetler halinde karşılanırken bunlar da susuz çile çekerek o sıcak altında cehenneme sürülecek. Onlar Rahman'ın yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın katından bir garanti söz almış olan kimse hariç, bak bu önemli bir şey ki bu hiç kimseye verilmemiştir, yardıma desteğe sahip olamayacaklardır. Burada susuz olarak, çile çekerek, diz çökmüş olarak, sürünerek cehenneme gidecek kimselere var ya, onlara hiç kimse yardım etmeyecek. Onlar orada şefaata malik olmayacaklar. Bu ayette gide sözü edilen sözcük şefaattir. Şimdi bu ilk şeyde, bunu tekrar burada size şunu hatırlatacağım. Daha önceki sohbetlerimde dedim, bu surede, 3-5 paragrafta birkaç ayet var. Çok önemlidir. İyi anlaşılması lazım. Bu ayeti işte ahirette şefaatin varlığına, burada da şefaata malik olmazlar dediği zaman birileri birilerine şefaat edecek veyahut da birileri birilerinin şefaat görecek anlamında şey yaparak ahirette şefaatin varlığına delil olarak göstermişlerdir. Şimdi buradaki şey bunu yaparken ayet paragrafından koparılarak bu anlam çıkarılmıştır. Bunu unutmayalım. Burada konu edilen kişi cehenneme giden adama şefaat edilemeyeceğidir. Allah ayrıca parantez açarak şefaata kimler uğrayacağını da bildirmiştir. Şefaat konusunu bundan evvel daha önce Necim suresini incelerken ben uzun uzun anlatmıştım. Dünyada şefaat vardır. Bunu unutmayalım. Dünyada şefaat vardır. Allah yeri gelir kullarına bazı insanları veyahut da bazı doğal olayları yardımcı olarak gönderir. Bu bir şefaattir. Şefaat destek, torpil demektir. Şimdi Nisa suresinde de zaten dünya şefaatinden bahseder. İyilikte şefaat vardır, kötülükte şefaat vardır.
Ama ahirette şefaat tamamen Allah'a aittir. Ahirette şefaatin tamamen Allah'a ait olduğu noktasında Kur'an'da 20-30 tane ayet vardır. Şunu unutmayalım. Burada bir şey, iki tane şey hatırlatacağım sizlere. Birincisi İnfitar suresinin 14 ile 19. ayetleri. Bak, din iman tanımayıp kötülüğe batmış olanlar da kesinlikle cehennemdedirler. Din günü cehennemden kaybolmamak üzere cehenneme yaslanacaklardır. Yani hiç torpil görmeyecekler. Bir, hiç şefaat görmeyecekler. Din gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Sonra bir kere daha, din gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Bakın, din günü kimse kimseye efendilik yapamaz ve o gün buyruk Allah'a aittir. Evet, şimdi o gün buyruk, yani ahirette, bakın ahirette buyruk sadece ve sadece Allah'a aittir. Allah'ın dışında ahirette kimsenin borusu örtmez. Biraz sonra peygamberleri de ilgilendiren bir ayet gelecek burada. Onun için ahirette şefaat, özellikle cehenneme girmiş bir insanı cehennemden kurtarmak vesaire gibi bir şey yoktur. Burada Mü'min suresinin 16 ile 20. ayetlerinde sunayım. O buluşma günü onlar meydana çıkarlar. Kendilerinden hiçbir şey Allah'a karşı gizli kalmaz. Soru: bugün mülk kimindir? Sadece tek ve kahredici olan Allah'ındır. O gün mülk, otorite Allah'ındır. Bugün her kişi kazandığının karşılığını alacaktır. Bugün haksızlık diye bir şey yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çok çabuk görendir. Yaklaşan gün hakkında da onları uyar. O zaman kalpler yutkunarak, dehşetten ürpererek gırtlaklara dayanmıştır. Şirk koşmak suretiyle yanlış, yani kendi zararlarına iş yapan kimse için ne sıcak bir dost vardır, ne de itaat edilecek bir destekli, yardımcı, iltimasçı, yani şefaatçi. Allah gözlerin hainliğini ve göğüslerin gizlendiğini bilir ve Allah hakkı gerçekleştirir. Onların, onun aslarından yalvardıkları kimseler hiçbir şey gerçekleştiremezler. Şüphesiz Allah en iyi işiten ve en iyi görenin ta kendisidir. Evet, o Allah'tan başkasından bekledikleri şefaatçiler falan herhangi bir şey gerçekleştiremezler. O günde diyor Cenab-ı Hak, hiçbir zaman şefaatçi mefaatçi diye bir şey yoktur. Şimdi şeye bakın, burada bir şey daha hatırlatmam lazım bu ayetle ilgili. Şimdi Rahman'ın katından bir garanti söz almış olan kimse hariç. Evet, Allah'tan söz almış kimseler o gün mahşer gününde yardım göreceklerdir. Kimdir bu diyecek olursan, Kur'an'da bunu çok söyledik, defalarca hani şey anlattığımız bir şey var. Onlar, Allah'tan söz almış kimseler, Kur'an'a baktığımız zaman biliyorsunuz Kur'an'da kesinlikle onlarca ayette, hatta ben yüzlerce ayette diyeyim, onlar iman edenler ve salihati işleyenlerdir. İman edenler, salihati işleyen adamlar, kimseler kesinlikle onlar Allah'tan şefaat göreceklerdir. Allah'tan yardım göreceklerdir. Allah'tan mağfiret, Allah'tan torpil göreceklerdir. Nasıl torpil görecekler? 3 hak ettiklerse onlara 13 verilecektir, 300 verilecektir, 1000 verilecektir. Mutlaka Allah'tan torpili göreceklerdir. İşte bunu detayıyla ben şeyde Necm suresinde anlattığımdan dolayı burada detayına girmiyorum şefaat konusunun. Evet, müminler Allah'tan torpil ahdi, garantisi, senedi almışlardır. Onlar ahirette yardım göreceklerdir. Kafirlerse kesinlikle yardım görmemişlerdir, görmeyeceklerdir. Ve unutmayalım, bu ayeti, yani Meryem suresinin 87. ayetini pasajından koparak okumayalım. Tek başına ele almayalım. Cımbızlayıp da işte ahirette bilmem kim şefaat edermiş, kime şefaat varmış gibi şey yapmayalım. Pasajı içerisinde canım.
Cehenneme gidenler, cehennemdeki olanlar birbirine nasıl şefaat etsin ki? Onu iyi düşünelim. Evet, şimdi geldik tekrar aşırı vurguya. Burada da önemli şeyler göreceğiz. Şimdi 88'den 95'e kadar önce meali vereceğim burada. Ve onlar Rahman çocuk edindi dediler. Andolsun ki siz çok çirkin bir şey söylediniz. Az kalsın bundan, yani Rahman'a çocuk isnat ettiler diye gökler çatlayacak ve yer yarılacak ve dağlar parçalanıp dağılacaktı. Bakın bu ifade, bu günahın, bu vebalin hani şeyini şöyle büyüklüğünü gösterir. Hani bazı şeyler de bizde Türkçe'de de hani sabır taşı çatlayacak diye bir ifade vardır da. İşte onun gibi Allah çocuk edindi dendiği zaman sanki, bak öyle mi? Gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar parçalanıp gidecek dedi. Bu kadar ağır, bu kadar veballi bir şey. Bu işin, günahın, bu cürmün, bu iftiranın büyüklüğünü için bu ifade kullanılır. Halbuki Rahman için çocuk edinmek yaraşmaz. Göklerde ve yerde bulunan bütün herkes Rahman'a, bakın buraya çok iyi dikkat edeceğiz, Rahman'a yalnızca kul olarak gelecektir. Şimdi burada İsa'yı Allah'ın oğlu dediler. Hani Üzeyr'e diyelim ki Allah'ın oğlu dediler. Ve onun ötesinde hani peygamberimizi bugün işi Rableştirdiler. Hatta Allah'tan bile öyle geçirdiler. Bunu daha önce çok anlattım. Şimdi onlar, bir de bunların düzlükleri, çakma evliyalar var, gavslar var, kutuplar var, kutbul ahtaplar var, gavsul azamlar var, şeyhler var, şıhlar var, cemaat şeyler var ya, orada hani şefaat mefaat şeyleri var ya, onları, ilahlıkları var, rablikleri var, onları da dikkate aldığımız zaman, bakın unutmayalım, ahirete herkes Allah'a karşı yalnızca kul olarak gelecektir, kul. Orada hiçbir kimse ben peygamber sıfatlı gelmeyecek. Ağalık, paşalık, generallik, bilmaraşallık veyahut da gavsluk, kutupluk falan öyle çakma isimlerle evliyalık, mevliyalık, onlarla hiçbir şey gelmeyecek. Orada herkesin geleceği sıfat kulluk sıfatıdır. Allah'ın ifadesi. Andolsun ki Rahman onların hepsini kuşatmıştır ve kendilerini bir bir saymıştır. Hepsi de kıyamet günü Rahman'a tek başlarına gelecekler. Burada işte o hani firavunların olsun, o çakma ilahların şeylerin olsun, hepsi peygamberlerin sahabesi var. Öyle mi? Firavunların avanesi var. Padişahların bilmem yaveri şu bu ne kadar kimi olursa olsun. Ama herkes oraya gittiği zaman avanesiyle değil, yardakçılarıyla değil, yalakalarıyla değil, kullarıyla değil, onların hepsi oraya tek başına ve kul sıfatlı olarak geleceklerdir. Evet, bu şeyde şimdi devam ediyoruz. Şimdi böyle kul sıfatıyla gerçekleşeceğin şeyleri, bu Kur'an'ın şeylerinde, diğer ayetlerinden çok şeyleri bulabiliriz. Ben o detaya girmeyeyim. Ayetlerde Rahman adının tekrar edilmesi, bakın bu surenin bu bölümlerinde dönüp dönüp Allah diye değil, Rab diye değil, Allah'ın Rahman sıfatıyla anıldığını görüyoruz. Hep Rahman'a karşı şöyle, Rahman'a karşı böyle, Rahman'a gelecekler, Rahman'a gidecekler, Rahman onlara şöyle davranacak, Rahman böyle ödül verecek diye. Allah'ın hep Rahmanlığı üzerinden bu ayetler incelendi. Bu, Rabbimizin rahmeti gereği suçlulara tevbe kapısını açık tuttuğunu, hatalarından döndüklere onlara merhametiyle muamele edeceğini göstermektedir. Yani Allah onlara böyle bir kapı açmaktadır. Evet, şimdi bunun sonunda Cenab-ı Hak insanlığa bir evrensel mesaj vermekte. Onları da okuyayım buradan. Ve biz onlardan önce nice nesilleri değişime, yıkıma uğrattık. Onlardan herhangi bir kimse hissediyor musun? Yahut onlara ait bir hafif bir ses duyuyor musun?
Şüphesiz şu iman eden ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar onlar için sevgi var edecektir. İşte şüphesiz biz Kur'an'ı kendisiyle korunması için Allah'ın koruması altına girmiş kimseleri müjdeleyesin, inan eden toplumu da uyarasın diye senin lisanın üzerine kolaylaştırdık. Evet, burada iki şey var. Geçmişlerden ne ses var, ne kalıntı var, eser yok. Yani ne derler, onlardan herhangi bir eser yok, sesleri bile yok. Ve müminlere karşı da Rahman Allah'a koruması altına girmiş kimselere de Allah sevgi var edecektir. Evet, sevgi var edecektir. Rahman onlara rahmaniyetini gösterecektir. Ve burada da sure nasıl bitiyor? Hani şey yapalım. Evet, Allah şüphesiz ki biz bu Kur'an'ı kendisiyle Allah'ın koruması altına girmiş kişileri müjdeleyesin, inat eden toplumu da uyarıyasın diye senin lisanın üzerine kolaylaştırdık. Evet, burada da şunu görüyoruz ve neticede Kur'an'ı incelediğimiz zaman Kur'an'da bu güzel anlatımlar, güzel ayrıntılar, evet kafirleri uyarsın ama müminleri de Allah'ın koruması altına girenleri de müjdelesin diye onlara da cenneti vaat ettiğini bilinsin diye Cenab-ı Hakk'ı bildirmekte, bu mesajı da verdirmekte. Bu evrensel bir mesaj. Kur'an açık açık gelmiştir. Kafirleri uyarmak, müminleri de müjdelemek ve bu amaçla da Kur'an'ın her ayeti, her açıklaması her insanın anlayacağı şekilde de kolaylaştırılmıştır. Böylece Meryem suresini de bitirmiş olduk. Allah'a emanet olun.